akşama getireceğim kabadayıları. Aman melekem, davul balıklarım. Abi ne yaptınız böyle? Kurban kesiyorum abi. Kurban bayramına vardı ayı. Et kesiyorum. Et kesiyorum. Evet. Ne böyle bir koyun mu düşüyor adam başı? Bir koyun adam başı. Bir koyunu aldın böyle, tavuk çocuğu da topladın, geldin yaylaya mı? Valla böyle dağ başında işte görüyorsunuz. Kuzu hemen parçalandı. Böyle burada mı yaşıyoruz? Biz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da. Eşim İstanbul'da, 3 ay burada. 3 ay buradan. Evet. Peki İstanbul'dan buraları nelerini özledin böyle? Gele gelmez hemen. Buranın havasını, pikniğini. 3 ay kalıyoruz burada. 3 ay. 3 ay. 3 ay sonra İstanbul mu gene? Bir daha 9. ayda İstanbul. İstanbul'da. Evet. Şimdi İstanbul'da ha böyle kuzu alıp kesip işte bilecek miydin? Yok, yeğilmez ki. Yeğilmez. Yani. Etiyat değil. Bizim çimen orada küsme yiyir, naylon yiyir, her şeyi yiyir. Ama burada hav yengedir herhalde. Çok iyi bakıyor sana. Evet. Baksana baba. Gömleğin düğmelerini bile çözeyim. Mecbur çözecek de. Değil mi? Tabii. Kasırarak mı aldın onu? Yok, severek aldım. Severek. Çok mu sevdalık ettin? 48 sene. Evet. Burada mı evlendiniz, İstanbul'da mı? Burada evlendim, İstanbul'dayım. Evliydik İstanbul'a, getirdik 38 senedir İstanbul'dayız. İstanbul'a ayak uydurabildin evet. mi? Çok iyi, çocuklarımız orada mecbur. Değil mi? Evet. Oradasın. Evet, yazdan Burak işin oradasın. Sığır sağmağı unuttun mu? Sağıyorum gene. Değil mi? Evet. Sabahtan gittik teyze maşallah şak 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 şak. Ben de sağdım geçen iki tane babam bilinekleri. Ama ellerimiz artık... Parmakların ağrıdı mı? Evet ağrıdı parmaklar. Gidi günlerin değil mi? Evet o günler bakşaydı. Bir otur işte 20 tane sardı. Şimdi evet. Bir tane bile çok gülüyor. İki tane zorla kurmuştu. Sağ ol evet. Peki şimdi pazarlığımız edelim. Gidelim. Buradan İstanbul'a selam gönderen bu dağdan paralı. Göndereceğim misin, göndermeyeceğim misin? Gönderelim bütün İstanbul'a, bütün şehit ailelerine gönderelim. Şehit aile, oğlum şehit. Oğlunuz şehit. Oğlum şehit. Abi şehit babasısınız. Evet, şehit babası. O zaman para almıyoruz. Alma. Canın sağ ol. Canın sağ ol. Mal da alıp sana canın sağ. Para da verebilirim. şimdi yok, şimdi para almıyoruz. Şehit şimdi baba. Böyle buradan İstanbul kalkmışsınız, böyle Ardahan'dan İstanbul'a selam yollayacağız da bedava. Evet. Telefon etsem para yazıyor. Evet. Para yazıyor. Yani. Çekmiyorlar. Peki oğlunuz kaç yılında şehit oldu? 83'te oldu dedi. 83'te. Evet. 25 senedir. 25 senedir. Askere gittiği zaman kaç yaşındaydı? Askere 19 yaşındaydı. Bekardı değil mi? Evliydi. Bir çocuğu vardı. Biri 2,5 yaşında, biri 1 yaşında. 1,5 yaşında. Şimdi çocuklar sizde mi? Oğlanlar evli. Kız Assubay'la evli Ankara'da oturuyor. Oğlan da İmraniye'de oturuyor. Biz ev aldı. He. Ev verdi. Evet. Evet. İki tane çocuğu, onun kız torunumuz var. Bir tane oğlan torunumuz var. Evet, yani koskoca şehit... Ardahan'da, koskoca Yayla'da bir şehit ailesiyle beraberiz böyle. Evet. Ne güzel işte. Akşam kene gene şehit oldu. Gene şehit oldu, evet. Bir tane daha şehit oldu. Televizyonu izledim. Şimdi kene korkusu yok mu sizde? Yok, bizim buralarda öyle bir şey yok. Burada yok, burada yok. Burada yatıyoruz ya. Ya kene sokar seni? Yok, burada gene yok. Yok. Burada çimen var. Çimen var. Bol çimen, hava güzel, su temiz. Orada haftalığına su içiyorum. Sen çok özlemişsin burada. Evet, ya. Evet. Alışmışız da burada büyüdük, doğduk. Kavurma mı yaparım şimdi? Şimdi kavurma yapacağız. Buyurun yiyelim. Oturun, yiyelim. Buyurun. Demince senden mi İslam'da duruyorsun? Benim abim. Hemşirem. Abim. Ben de şehit ailesiyim. Benim de torunum Van'ın Gülpınar'da şehit oldu. Şehit oldu. Ha. Bu hemşirem, o eniştem. Aslan Soyma. Ben de Yaşar Soyma. Burada mı yaşıyorsun, İstanbul'da ben mı? Ben burada yaşıyorum. 69'da İstanbul'u bıraktım. Geldim burada, toprak aldım. Niye bıraktın İstanbul'u? Ne dedi, beni bir Laz uyandırdı. Fabrikada, Bomanti'de çalışıyorum. 69'da dedi. Laz kandırdı mı seni? Laz beni uyandırdı da ben Uğuz. Dedi ki bu İstanbul ile dolacak ki alsa al da git, gene gideceksin. Fabrikada bana söylüyor, Şişli Bomanti'de. Ben geldim, paramı buraya yatırım ettim. Ha. İstanbul'da arsa aldın mı? Yok, almadım. He mi? Burada geldim, toprak aldım burada. Dedim ben köyde yaşayacağım. Laz iyi akıl verdi sen, he mi? Ha, Laz nasıl akıl verdi bana, ben yapamadım. Peki Karadeniz'e hiç gittin mi? Karadeniz'de 4 oğlum var. 4 oğlum? İkisi Arhavede, ikisi Kemalpaşa'da, ikisi de emekli oğlum var. Aha. Gidiyorsun yani Karadeniz'in ya, denizi gördün yani, denizi tabii, biliyorsun. Aa, gider kışın orada kalıyorum. Oğullarım yanına gidiyorum. Ben burada tek bir oğlum var. 5. oğlum bu. He. Bunun için şimdi burada malcılık yapıyoruz bundan.
kışın ben çeker giderim İstanbul'a, İzmir'e. İzmir'de de var bacılarım. Aa, sen gezisin yani. Ya, öyle. Peki burada yaşayan insanlar mı daha şanslı, Karadeniz'de yaşayanlar mı? Şimdi bak, Karadeniz'in inşanı varlıklı. Biz malına geçinirdik. Karadeniz hep emekli maaş. Benim iki tane emekli oğlum var. Maaştı. Senin maaşın yok tabi. Yok, biz maaşına bir 3 yıllık sigortayı devam etmedim Uğuzluk'tan. 3 yılda 69'da sigortam var. Kaç yaşındasın? 73. Sen mahallenin meşhur olamayasın mı? Yaşlı gömekli. Ya 73, 36 doğumluyum. Oho. Ya. Kaç yıl askerlik ettin? 2 yıl. 56'da asker oldum, 58'de teriz. Askeri künyeni say bakayım. Askeri künyeni. Askeri ben topçuydum yani. Havan 81'lik havanda çalışırdım. Yarımburgaz'da, orada bizim alayı. Orada ben askerliğimi kendim de kurmay çavuşum. Çavuş kursuna gittim, kazanamadım. Kurmaya geldim, aynı görevim yaptım. Benim ağır bölüğü 20. Say bakayım künyeni, say bakayım künyeni. Ben, küyanım nasıl sayacağım küyemi? Unutmuşum. Numaram da. Unuttun mu? 80 yaşında kimse unutmamış. Ben unuttum vallahi şimdi. Yani doğumum 36 doğumlu. Doğumu bırak, askere gittim. Askere gittim. 56'da. Buyur komutanım. Ama bir de var da künyeni sayarsın. Künyemi. Kaç doğumlusun? 36 doğumluyum. 1956'da asker oldum. 58'de terhis oluyorum. İleri bak. İleri bak. Marş marş. Şehit ailelerine selam. Ya bütün şehit ailelerine selam söylüyorum. Selam söylüyorum. Kendim de şehit ailesiyim. Bacım da, abimin torunum da, bunlar şehit olmuştu. Şimdi şehit ailesi olduğunuz için hiçbir para sizden almıyoruz. Selamlar bedava gitti bugün. Sağ ol, Allah razı olsun. Bugün içeri gittik desene. Sağ ol, Allah razı olsun. Peki, hadi sizlere kolay gelsin. Kalleşler pusu kurdu, zaman bir anda durdu. Kalleşler pusu kurdu, zaman bir anda durdu. Beş şehidin üstüne, şehitlerin üstüne. Göklerden yağan nurdu, göklerden yağan nurdu. Oğul oğul Süleyman, her taraf ateş duman. Adem, Bilal, Süleyman, her taraf ateş duman. Rize, Kars, Kırıkkale, Rize, Kars, Kırıkkale. Ağlayıp bütün vatan, ağlayıp bütün vatan. Trakya, Anadolu, Trakya, Anadolu. Ağlayı bütün vatan, ağlayı bütün vatan. İki dağın arasında kalmışam, bülbül gibi dağdan dala konmuşam, ey konmuşam. Ne gün görmüş, ne de morat. Evet, bu
sırf Karadeniz'den değil de bugün böyle doğuya doğru uzandık. Karadeniz'den sınır olan, Karadeniz'le bağdaşan ama Karadeniz insanlığı hiç anımsatmayan insanlarla sizlere karşı karşıya getirdik. O insanlardan sizlere sağladık. Şimdi bu güzel günü, bu güzel festivali organize eden işte bu güzel abilerimle beraberiz. Yani bunlar vatanından göçtüler, gurbete gittiler ve gurbetten bir gün olsa da iki gün olsa da köyündeki insanları unutmadılar. Onlarla beraber toplanıp onlarla beraber oldular. Şimdi yine burada misafir olan ve bu köye, bu köyde bugünkü dernekte yemeğe geçen iş adamı abilerimiz var. Şimdi onların duygularını alalım. Bakalım onlar bugüne kadar köylerine yazın mı geliyorlar, daha sık sık mı geliyorlar? Bakalım nasıl geçti festivalden memnunlarım bilmiyorum. Abi ilk senden başlayalım, böyle bizlere kendini tatmin ederek, tanıtarak, ondan sonra duygularını alalım. Tabii ki. Şimdi Ünsal Kılıç, Ardahan Göle iş adamlarından. Öncelikle Fatih Sinan Yılmaz kardeşime, VM'yi geçen Şemsettin Çenel, Mahmut Çenel ve bütün dernek başkanlarına, bu organizeyi sağlayan ve Halil İbrahim Bozkurt Bey'e, Mahmut Çenel Bey'e ve bütün ekibe, emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Turgay Akpınar kardeşime, Göleli olarak, Göle ekibi olarak 100 kişilik bir grupla kardeşlerimizi her konuda en büyük desteğimizi vermeye geldik. Bu festivalde çok imkansızlıkları gördüm ama imkansızlıklar içerisinde çok rahatlığı gördüm ve çok güzelliği gördüm. Herkesin iç içe kardeşçe bir düşüncesi var. Burada Ardahan, Göle, gerçekten bu yayla şenliklerine, Karadeniz ekipleri olarak hepsinin katılımları bizleri onur etti. Ve bizler de inşallah diyoruz ki bir dahaki festivallerimizde böyle değerli güzel isimler ve böyle değerli insanlar olduğu sürece ve sizin gibi değerli güzide basın olduğu sürece inşallah diyoruz çok zorlukları başaracağız. Sadece seslenişim şudur. Şu güzel ortam içerisinde, şu güzel yayla ortamında devlet su işlerinden tut. Gerçekten bütün köy hizmetlerine köydese tek bir istirhamım var. Şu yolları beğenmiyorum. Şu çevre düzeni beğenmiyorum. Mümkünse el ele iç içe Sayın Fatih Sinan Yılmaz Bey'den de özellikle rica ediyorum. Bir dahaki festivalde her şey gönül rahatlıkla olsun. Arkadaşlara sonsuz başarılar diliyorum. Her şey canımla, başımla, yüreğimle bu festivalde emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Göle olarak da sizin TV'ye en büyük desteğimi ve en büyük yüreğimi ve en büyük kalbimi sunarak sonsuz başarılar diliyorum. Her şey Ardahan için, her şey Bülbül Han için diyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi abi ben böyle bugünden beri hep böyle çadırdaki insanların yanına girdim. Hatta sabah kalktık, sabah gittik, insanlar sığırlarını sağarken onlarla beraber olduk. Buranın geçim kaynağı hep hayvancılık. Peki siz böyle bir şeyden uğraşmış mıydınız gençken? Zaten benim Ünsal Mandıra Limited şirketim olduğu için biraz köyün içerisinde, köylerimiz içerisinde inanın ki en acı bir olay, özür dilerim, bir pet 250 silik su 500 bin lira, bir kilo süt 350 bin lira. Bu köylü kalkınmaz çünkü bizler kendimiz de dahil olmak üzere sütçülük olarak sömürgecilik diyoruz. İnşallah sütün primi 1 milyon olsun, sütün değeri 1 milyon olsun. Bu, yeminle ediyorum köylü de kalkınır, çiftçi de kalkınır ve her zaman köylere hizmet, hakka hizmet, halka hizmet olarak da değerlendirir. Ben bunu böyle biliyorum yani. Saldır. Ya da kimileri karnını doyurdu, böyle yoruldu, kenara çekildi. Yani kuzu etini yedi, darlandı, böyle güneş de bastırdı. Böyle çoluk çocuğu toplamış, böyle gelmiş. Sağ olsun biz de az önce atıştırdık şu anda ekranlarınıza. Biz başka yerde karnımızı doyurduk geldik, ağaya masraflı olmadık. Ama öncelikle yayla hakkında bize bilgi ver. Böyle her sene böyle geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Böyle eskilere getir bizi, bize kafanda olan fikirlerini anlat, at bindiğin günleri, sığır beklediğin günleri. Vallahi burası eskiden o kadar meşhur bir yerdi ki İsmail. Burası kardeşim, arkadaşını kaybetsen bulamazdın. Öyleydi baba. Öyle bir kalabalık olurdu burası. O insanlarımız gitti, yokluk insanları göçe zorladı. Giden geri dönmedi, yeni dönmeye çalışıyoruz. O da maddiyatını düzeltip yazlığa gelenler.
Parayı bulan gelir yavaş yavaş. Parayı bulan demeyelim de nafakasını çıkaran. Ha, parayı bulanların yardımlarıyla. Yoksa buraya herkes gelip eğlenme, buraya sizin gibi televizyonların, muhabirlerin varlığıyla buralar var olacak. Doğrudur. Daha da iyi olacak. Burada rakım 2700. Havası güzel, suyu güzel. Buranın tek noksanı sahipsizliğidir. Sahibiniz yok. Sahibimiz yoktur. Devlet bize sahip çıkmadı. Şu yol belki çektiniz, belki gördünüz, belki çekeceksiniz. Biz de o yoldan geldik. 22 senedir yapılıyor. 22 yıldır. 86'da başlanmış bu yola. Bu yolu bozmasalardı bizim dedelerimiz kazma kürekle yapmışlardı. O bundan iyiydi. Bozulmuyordu yıllarca. Şimdi? Buradan 22 tondan İran'a araba gidiyordu. Şimdi de taksi gelmiyor. Gelmiyor, sizden geliyor. İşte bu devletin, bu hükümetlerin yapmış olduğu marifetler. Bilbilen ne yapsın ki? Bilbilen her zaman bilbilen ama bilbilenin sahibi yok. Doğrudur. Artı bilbilen demek yani bir Ardahan'a mal edilmez. Bilbilen demek Artvin demek, bilbilen demek Erzurum demek, bilbilen demek Kars demek, bilbilen demek Rize demek. Yani burada ben yetiştim, buradaki esnafların %80'i Rizeliydi. Trabzonluydu, Oflu'ydu. Ama vatandaş gitti buralarda böyle sahipsiz. Hani bir deyimimiz var ya, Leyla göçtü, yurdu viran kaldı diye. Buralar viran kaldı. Burada iki tane fırın çalışırdı. İki tane fırın. İki tane burada. İki tane şu Bilbilen'de fırın çalışırdı. Altı tane otel vardı. Terzi vardı, berber vardı. Ama nerede? Şimdi hiç yok oralarda. Gitti. Yokluk bitirdi. Halkımızın cahilliği bitirdi. Ama abi cahillik dedin, şimdi ben kaç kişiye sordumsam sene önceden derler doğuda çok çocuk var, çok çocuk ediyorlar. Ha. Üçten dörtten fazla yok. Şimdi o da, o dediğin Kenan Evren'den sonra başladı. 80'den sonra. Düştü yani değil mi? Evet. Peki sen Kenan Evren'den önce evlenmiştin. Kaç tane var senin? Benim 4 çocuğum var efendim. Az ama. Valla teyzemin kızı istemedi. Yoksa ben yapacaktım bir dizine. Bir dizide. Teyzenin kızını mı aldın? Hı. Niye? Kimse almaydı ki, kalmıştık da. Yani kimse beğenmedi, sen teyzenin kızını aldın. He, mecbur da. O da kalmıştı, ben de kalmıştım da. Senin baban mı? Evet. Bak görüyor musun, annen evde kalmıştı, baban da kalmıştı, birbirlerini aldılar. Ne yapalım? İnanıyor musun şimdi? Annen o kadar çirkin miydi veya baban? Hayır. Daha niye evde kalmış baban? Belki kalmamışlar. Belki de birbirlerini seviyorlar. Gizli mi? Belki de gizli gizli. Ama teyze çocukları böyle çok acayip sevdalık etmiş demek ki gizli gizli. Evet, demek ki kaderlerinde öyle yazılıymış. Hiç buluşur muydunuz Emrecan? Hep beraberdik. Ayrıldığımız mı vardı ki? Allah Allah. Aynı çatı altında yaşardınız? Yaklaşık. Bak kaçamak olmaz mıydı hiç? Yok. Allah Allah. Ya harbiden yok. Sığır beklemeye gitmez miydiniz? Beraber gitmemişiz. Biz de kadınlar sığır beklemeye gitmez. He mi? Gitmez. Peki sen giderdin de ben de gideyim peşine demez miydi öyle süslü bir havalarda? Demezdi, demezdi. Biliyorsun genelde burada şimdi açık ağaç yok. Genelde insanlar hep süsle dışarı çıkarlar görünmesine diye. Peki yenge peşine gelmiş mi? Teyzemin kızı da değildi, o bu soy olmuştur. Nasıl yani? Başkalarıyla. Babanın yedek sevgilisi de varmış. Yeni haberim var. Daha güzel. Sonra teyzemin kızı ya. Değil mi? Yanlış nasıl olur yani? Olsun o yok, yok o karıya sen yanlışlık edemezsin. Atar kapıya seni. Ya attı attı, ne edeceksin? Kimse de sahip çıkmazsa. Ama benim anam var, çıkar. Bu benim anam. Böyle çoluk çocuğu bugün topladın geldin. Evet. Eğlendiniz. Ta Rize'den geliyoruz. Rize. Ben Rize'de oturuyorum beyefendi. Geldim köyüm, Bağdeşen köylüyüm. Bilbilen yaylası bizim yaylamız sayılır. Geldik buraya yaylası da. Şimdi çoluk çocuğu göndereceğim, misafirlerimi. Ben yine buradayım. 2-3 günde yatarsın buralarda. Bir ay yatarım. Bir ay. Bir ay yatarım. Peki teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Selam var göndermek istediğin varsa gönder. Teyzemin kızına. Teyzenin kızı bak bak bak, et yolla hesaba. Teyzemin kızı. Bak. Teyzemin kızı aslan kızı. Ya hanım. O kadar çok takılıyız ha. Teyzemin kızı beni al dedi. Teyzemin kızı beni kaçırdı dedi. Ne diyeceksin bu adama?
Hayır, ben bir şey söyleyemem. Evet. Seviyor musun evet. Eski gibi? Seviyorum. Sevmiyorum dedi. Sevmiyorum diyor. Sevmiyor musun eski gibi? Severim, severim. Bir düzüne çocuk ödeyecek demedi, karı istemedi ya, bir dört tane istedim. Hayır, hayır. Ana kuzu eti yama, yağlı yama, dokunursa. Dokunmaz, dokunmaz. Yağlı dokunmaz mı? Ama doktorlar seni görecek, indik ya bu karı yağlı et yedi. Tansiyonu var zaten oğlum. Kolesterolü yok mu? Yoktur, tansiyonu var. Yok mu sen? Abla sen İstanbul'dan geldin. Evet, İstanbul'dan geldim. Stresini atabildin mi? Biraz. Çene var dediler, yere oturdun. Vallahi burada yokmuş, öyle duydum. Niye burada, işlere ne oldu? Bilmiyorum, burada hayvanlar olduğu için olmuyormuş. Hayvan olduğu için olmuyor mu? Evet. Peki İstanbul'a kime selam gönderiyoruz? İstanbul'a eşime, bütün kız kardeşlerime, herkese selam gönderiyorum. Beğendin mi buraları? Beğendim. Beğendin değil mi? Hı-hı. Peki hadislere kolay gelsin. Sağ ol. Esra tam bir İstanbul kızı. İstanbullu musun? Evet. Ardahanlı mısın, Rizeli misin? Ardahan. Bir daha soruyorum. İstanbullu musun? Ardahanlı mısın, Rizeli misin? İstanbul. İstanbullusun. Niye İstanbul? İşte. Ha. Biz yedik. Sen buradan İstanbul'a kime selam yolluyorsun? Hadi yolla bakalım. Arkadaşlarıma, teyzelerime, bir de babama. Gönderiyoruz. Hı-hı. Dediler ki çok güzel Karadeniz şarkıları öder. Karadeniz şarkısı bilmiyor musun? Aa. Bilmiyor musun? Aa. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen kime selam gönderiyorsun? Gönder bakalım. Ben Sülün dedeme geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Hüseyin dedeme, babaanneme, Gülperi babaanneme, dedeme, herkese selamlarımı iletiyorum. Bu kadar mı? Evet. Ver 25. He? 25 milyon etkisi. 25. Niye? Selam yolladım. Herkes gönderdi bana mı sadece? Bu? En patron sensin. Niye en patron benim? Veriyor musun para, yoksa selamlar alıyorum geri? Almayın. Verdim. Verdin mi? Verdim, gitti. Hadi alalım. Baba, alalım. Peki size böyle söylediklerinize güzel bir el sallayın bakalım. Kemen çemellerime, türküler dillerime, bazen dalar giderim çocukluk günlerime, çocukluk günlerime vay. Çocukluk yıllarımı yaşayıp doyamadım, yaylacılık eyledim, okul okuyamadım, okul okuyamadım vay. Mor koyun neler geçer, bağrımı deler geçer, bir bilsen uzuşaklar, aklımdan neler geçer, aklımdan neler geçer vay. Yatak orda yayla eyledim, güzel güzel kızlara ne türküler söyledim, ne türküler söyledim vay. Var mıdır hodoçurun peynir yağı gibi, gene başım dumanlı köçerim davu gibi, köçerim davu gibi vay. Mor koyun neler geçer, bağrımı deler geçer, bir bilsen uzuşaklar, aklımdan neler geçer, aklımdan neler geçer vay.
videomuza. Ben senden iyi yararım abone. Tut dur. Abi mikrofonu tut. Tamam tutayım ya tutayım. Sen konuş şimdi ben yaracağım. Tamam da sen onu yara kolaysını yarıyorsun ama öbürünü yaramazsın ki. Buraya yaramam ben şimdi. He? He? Buraya ben yaramam mı? Yaramazsın, yaramazsın. Yararsam kavurma verecek misin? Kavurma? He. Çok az veririm, kavurma azdır ha. Yararsam verecek misin? Yararsan haydi bir az kavurma vereceğim sana, az kavurma. Yaramadın işte, kavurmayı da alamadın. Sen şehirli. Tamam teşekkür ettim. Kavurmayı da vereceğim. Gelebilirim mi? Tabii tabii. Neredesin sen? Ben Bağdaşenliyim de. Buralısın yani. Buralıyım. Evet evet Ardahan Bağdaşenliyim. Aslan Şener. Sen de mi hayvancılıktan geçiyorsun? Evet evet. Kaç tane hayvan? Hayvanlarımız orada da. Kaç tanedir lan? Ya ben veresiye almışım emmoğlu. Param yok. Veresiye aldın bakarsın. 300 tane hayvanım var ama veresiye aldım. Param yok. İçinde 1 liram yok. Nasıl ödeyeceksin? Ne yapalım işte artık bakalım. Satacağız vatandaş alacak biz de satacağız bir şey kazanacağız. Sonra vereceksin paraları. Sonra vereceğiz. Daha sakın milleti dolandırma ha. Yok dolandırma işi olmaz. Olmaz. Olmaz emmi olur. Bunlar olmaz. Çocuklar mı bunlar? Yeğenim. O yenge mi? He o yenge. Severek mi evlendirirsin? Herhalde menşuruyum da ya. He mi? Ne diyorsun? Kaç tane büyükbaş hayvan verdin onu alırken? Onu alırken mi? He. Onu alırken 1 lira vermedim. Ona para nasıl vereydim hemşerim? Başlık parası evet. Vermedin mi? Yok hemşerim yok. Millet ceza verir bana sonra. Hükümet ceza verir. Başlık olur mu? Yenge hiçbir şey vermedi mi yok, sana? Yok valla hiçbir şey vermedi. Allah Allah. Vallahi. Hemen aldı kaçtı seni. Aldı ben kaçtım o kaçmadı. sana kaçmış ha mı? Doğru. Neydi özelliğin neydi? Ha? Özelliğim yakışıklıydım değil mi? Öyle miydi? Ne bileyim sevdim ha. Kaçtım. Köyün en yakışıklı adamı bu muydu? Yok evet, sen de yani bana göre yakışıklı. Sen sana göre. Aldın pılını pırtını düştün adamın peşine ha, mi? Ha öyle ettim. Kaç çocuk var? 5. 5. Tamam mı devam mı? Tamam da. Tamam mı? Tamam tamam. Daha yeter, gençsin ya. Yok yeter yeter. Yeter. Yeter 5 tane yeter. 5 tane yeter. Siz de böyle sevdiklerinize bir hesaplayın. Ha anam. Hemen kurban bizi de edecek. Yücel abi. Nereden gelirsin ben sen? Ben İstanbul'da oturuyorum yavrum. He. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturuyorum. Evet. Bugün burada niye geldin? Buraya eğlenmeye geldim. Çocuklarımla, gelinlerimle, kardeşlerimle. Geldim abilerimin yanına geldim. Biraz eğlenim dedim. He mi? Evet. Sığır sağmayı unuttun İstanbul'da değil mi? Unuttum vallahi unuttum. Değil mi? Unuttum. Peki geldiğin zannet ya oturdun mu sığırın altına? Oturdum da sağamadım. Ellerim ağırdı. Bakın. Ah ellerim ağırdı. Ey çiğdi. Nasıl sağardın ileri önceden? Evet böyle böyle sağardım ya. Böyle böyle mi? Böyle böyle mi? Böyle böyle, böyle böyle. Koyun nasıl sağılır? Koyun da böyle sağılır. He mi? Evet. Ben koyuncuydum. Değil mi? Evet, benim abilerim zengindir Allah'a şükür. İnekleri, sığırları çoktur. Şimdi bıraktın hanım oldun. Evet, şimdi hanım oldum artık. Ne yapalım? Oğullarım yanımda Allah'a şükür. Çok mutluyum. Şimdi burada göndereceğin, burada göndereceğin her selam için 5 milyon lira alacağız senden. Ona göre selam gönder. Bütün Türkiye'ye, bütün buradaki vatandaşlara abi, öncelikle sana Habibler Yayla Köyü'ne çok selamlar olsun. Görümcelerime, arkadaşlarıma, komşularıma. Parayı alalım bismillahirrahmanirrahim. Verin bana kesin. Kurban. Aç kesin. Ola verin bozukum yok da. Şimdi parayı ver. Şimdi sen buradan 5 milyon al fazla alma. Yok. Gir. Kaç tane söylediyse o kadar alacaksın. He al canın sağ olsun da ana kurban bunu bozdun. Bak hemen samuray attı görüyor musun? Selam ben istediğim kadar göndereyim para seni görürsün. Sen samuray atma. Selamların parasını ödeyemedin. Ben veririm ben. Benim durumum iyidir Allah'a şükür. İyidir ben de senden para almıyorum. Sağ ol teşekkür ettim yavrum canın yerim. Senin ismin ne? Benim adım İso. İso Allah seni anayan babayan bağışlatıyor. Şimdi sevdiklerini böyle saldı o zaman hadi bakalım. Yakacaksın sobayı, ısınacak odayı. Saat 5'e gelince de göreceksin pompayı. Arabada 5, evde 15, hoşuma da giderse bedava. Arabada 5, evde 15, hoşuma da giderse bendensin. Arabada 5, evde 15, hoşuma da giderse ağaya beleş. We'll be right back.
kalçalar kalçalar, domatestir salçalar. Ayten kafayı çekince herkesten hiç çalkalar. Arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersen ben... Evet, muhabbetimiz aynı hüzünle, aynı şiddetiyle beraber devam ediyor. Böyle bal ağasını yakalamışken soralım. Evet. Bir anzer balı var, bir de senin festivalinde bal ağası olduğun bal var. Evet. Bunların şimdi birbirinden ayıran özellik, hangi bal daha kaliteli? Şimdi anzerliler benim kardeşim, öncelikle bunu söyleyeyim. Ama anzerliler şunu çok iyi bilsinler ki onların balları ancak kendilerine yeter. Yani yetiştirdikleri balın miktarı ancak o köy halkını doyuracak kadar bir baldır. Ve maalesef Anzer balının hiçbir zaman terazideki kıymeti Ardahan balının yanından dahi geçemez. Bunu açık açık söyleyeyim. Neden? Neden? Nedenleri var sevgili dostum. Bir kere üretilen balın Kafkas arı ırkı tarafından üretilmesi, Ornimus grubu çiçeklerin 1660 çeşit çiçekten alınan balın tadıyla bir olma şansı var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Peki sizin balın özelliği de, şimdi mesela anzerliler der, bronşite iyidir, çocuğu olmayana çocuk yapmak için iyidir, hücreye iyidir. Sevgili dostum, ben buradan senin televizyonun aracılığıyla söylüyorum. İktidarsızlık problemi olan varsa Ardahan balını yesin. Çocuk yapamayan varsa Ardahan balını yesin. Sağlık açısından karaciğer problemi yaşayan varsa Ardahan balını yesin, başka balı yemesin. Akciğer problemi olan varsa, ciğerlerinde sıkıntısı olan varsa Ardahan balını yesin. Aslın rahatsızlığı, çünkü bakın her ilaç kendi orijininden çıkan panzehirle üretilir. Bu aslın rahatsızlığı polen dediğimiz çiçek tozlarından oluşur. Organik olmayan herhangi bir unsuru içinde taşımadığını deklare edeceğiz. Ve önümüzdeki dönemde burada Kafkas Arı Irkı Bal Yetiştiriciliği Birliği ile birlikte bir basın açıklaması yapacağız. Şimdi burada önemli olan şu: onun balı iyi, bunun balı kötü demek bu son derece çirkin olur. Onların hepsi bizim insanımız. Yeter ki bal olsun, bal ilaç. Çocukla çocuk oldunuz, yaşlıdan yaşlı oldunuz, böyle çobanla çoban oldunuz orada, sarıldınız, öptünüz. Yani her insanın yapamayacağı şeyleri yaptınız orada. Şimdi buradaki sevda şu. Buradaki sevda şu. Bir, nasıl çölde kalan bir adam susar ya. Biz de şimdi kendi insanımıza susuyoruz. Hep etrafımızda binalar, binalar, binalar. Şimdi bakıyoruz burada her tarafımız yemyeşil. İnsanımız var burada. Ve insanımıza sarılmak da herhalde bizim... Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle takım elbiseye kravatı takmışsın. Evet. Uzaklardan mı geldin? Yok, ben Ardahan Silet Koyuncu. Başkanım, böyle dostlarınızla, köylerinizle, hemşehrinizle böyle buluştunuz. Evet. Nasıl gidiyor festival? Tabii sizlerle, böyle komşularla, Allah razı olsun, Ardahanlı, Bağdaşenlerle, Kasköylüler hepsi burada. Tabii bol da yemeklerine bol. Bol hemşin koyunu kesmişler, et de bu sene bol. Bağdaşenli. Kasköy başka, hepsini diyorum. Bak bak. Ne diyeceğiz? Biz Bağdaşenliyiz, festivalimiz var, mutluyuz. Sen neredesin? Ben de Hasköylüyüm, çok bak, memnun oldum. Bu da akrabam benim, davet ettim, geldiler. Daha niye sizin köyün ismini yani diye doğru edeyim? Burası Bağdaşen'in de onun için diyorum. He mi? Diğerim Hasköylü. Burası asıl Bağdaşen'in. Peki başkanım, böyle bizler Karadeniz'den geldik. Böyle evet, Karadeniz'e hiç gittiniz mi? Gittim. Nasıl Karadeniz? Çok güzel. Yaşanır mı Karadeniz? Tabii. En iyi Karadeniz. Yaşanır. En iyi Karadeniz, o suları, o yeşillik. Trabzon'a gittim, Rize'ye gittim. Yani hemen Hopa'ya, Sampi'ye hep gezdim. Aslini, evet. Karadeniz insanı şanslı mı? Şanslı. Başbakanımız da Karadenizli kardeş. Yani bugün şu anda Türkiye'nin idaresi bütün Karadenizlerde, bunu bil. Başbakanımız, bakanlarımızın çoğu Karadenizli. Siz de biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyoruz. Ha, onun için ben... Ne oldu anam, ne diyorsun oradan? Şimdi bizim yerimiz çok kıskanat.
yoktur. Çocuklarımız hep kara lastikle okul okudu. Hiçbiri de bir iş sahibi olamıyor. İstiyoruz ki çocuklarımıza bir iş versin. Ben de kara lastikle büyüdüm. Kara lastikle büyüdüm ama bizi kadar zorluk çeken yoktur. Tamam, ben de kara lastiği koklandığım, başımın altına koyduğum günleri unutmadım ya. Biz de unutmaz ama. Sabır. Bizim çocuklarımıza hak versinler. Hak başkanım. Versin. Tamam. Selamları bugün paradan gönderiyoruz. Kaç işe selam göndersin. Adam başı 5 milyon lira. Sağ olun. Herkese selam. Herkese selam. Herkese selam. Herkes dedi kurtuldu. Bu da seninki bu yanıksıktı anne. Lava çekmeyi. Teşekkür ediyorum. Siz de alın. Şöyle bir et alın. Buyurun emize. Ben de Bursa'dan geldim. Festivale katıldım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel. Hepinizi sağ olun. Teşekkür ettim hepinize. Çok iyi oldu. Eğlendin mi? Eğlendim. Çok güzel. Bu mutluluğu Eşbiye'de bulmadık. Buradan evlisin da? Buradan evliyim tabii. Yengeyi de buradan aldın. Aynı memleketimden evet. Ama koyun beklediğin günleri unuttun mu? Var. Çok çobanlık yaptım. Kara lastik giydiğin günleri? Giydim. Kara lastik değil, çarık bile giydim. Değil mi? Ne, 64 yaşındayım. 64 yaşındayım. Evet. O zaman 64'lük elinle beraber bir selam yok, bir el salla. Getirdik ve şu anda Ardahan'dayız. Ardahan CHP milletvekilim böyle Ensar Öğüt böyle halkın içine girdi. Halkını çadıra girdi. Çadırda oturanla, çadırda yatan teyzesiyle kucaklaştı. Babaannesiyle kucaklaştı. Kemre kokan anneannesinin elini aldı. Ben vekilim böyle duygularınızı alalım. Böyle bizler Karadeniz'den geldik. İlk defa buralardayız. Evet. Gerçekten insanlarınız çok sıcak. Bizleri çok mutlu ettiler. Böyle Kaşgar TV aracıyla bir İso Show'dan neler söylemek istersiniz? Öncelikle hakikaten Kaşgar TV'yi izliyorum. Çok mükemmel. Tebrik ediyorum. Kendi kültürümüzü yayıyorsunuz. Burası Karadeniz'le Doğu'nun birleştiği nokta. Doğrudur. Burada kültürler birleşiyor. Kültürler entegre olmuş. Ve kültürler kucaklaşmış. Karadeniz'le Doğu Anadolu insanı kucaklaştığı gibi birlik beraberlik içerisinde bir mesaj veriyor Türkiye'ye. Doğrudur. Şimdi benim doğduğum o yerlere gelip burada insanları görüp de kucaklaşmamam tabii olmaz. Ben inşallah bir gün Karadeniz yaylalarına da geleceğim. Geçi burası da Karadeniz sayılır. Hiç gitti mi Karadeniz yaylalarına? Trabzonspor üyesiyim. Trabzonspor taraftarısın. Tabii ben Trabzonsporluyum. Trabzonspor üyesiyim. Ben geliyorum zaman zaman. Tabii. Hemşine falan geldim. Çamlı hemşine, pazara. Trabzon'a Trabzon'da Çaykara'ya. Uzungöl'e. Tabii Uzungöl'e. O Çaykara'dan yukarı tepeye çıktım. Oraları yani yaşadın yani. Tabii ya. Sayın vekilim, hiç böyle gençliğinizde hiç inekler beklediniz mi? Hiç kara lastik giydiniz mi? Oo, tabii ya. Çarık giydim, çarık. Kara lastik ne? Kara lastiği bulmak için Trabzon lastiğiydi. Trabzon lastiği. Şimdi ben çarık giydim. O zaman çarık kuruduğu zaman ayağımızı kesiyordu. Onu ıslatıp tekrar giyiyorduk. Sonra ben şehire geldim, köydeydim. Şehirde Trabzon lastiği dedi. Trabzon lastiği giyince biz dünya bizim oldu sanki. O şeyleri geçtim. Ben kuzu otardım, dana otardım. Çok şey yaptık. Bizim ot da biçmişsindir çok. Ot da biçtik. Biz daha ziyade ticaret yapardık. Babam rahmetli. Ardahan'ın Karadeniz'e bağlanmasını sağlayacağız. O zaman yine Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon bu bölge bir entegre şeklinde kalkınacaktır ben umuyorum. Benim bütün amacım da yani biz çünkü Erzurumlu karşı bize gelmiyor. Bize Rize'li, Trabzonlu çok geliyor. Evet, Artvin'li çok geliyor. Şimdi böyle insanlarımız geldiğine göre o zaman ne yapacağız? Biz bu adamlarla alışveriş yapacağız. Eskiden Karadeniz'de Lazlar bizde varken Ardahan'ın ekonomisi çok yüksekti. Şu anda o terörden sonra gidince maalesef ama şimdi yeni bu Ardahan 3 yolunu bir an evvel bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu bitirdiğimiz zaman Karadeniz otoyoluna bağladığımız zaman Ardahan tekrar Karadeniz'le kucaklaşacak. Tekrar birlikte beraber hep böyle şenlikler yaptığı gibi ekonomisini de kalkındıracak. Biz bunu 50 yıl önce babam yaşadı. Ben çocuktum o zaman. Evet. Ben 60 yaşındayım. 10 yaşında çocuktum. 50 yıl önce babam istifa olanlara 500 tokluyu verdi. Çek seni de Madrid. Peki devamlı öyle verdi. Devamlı. Devamlı. Devamlı öyle alışveriş yaparız.
Peki Sayın Vekilim, bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Ben ilk defa burada geldim. Gültekin oğullarının katkılarıyla geldik biz bugün. Evet. Gerçekten insanınızı aynı bir Karadeniz insandan ayırmadık. Sıcakkanlı. Nenem bana yalvarıyor beni niye çekmedin diye. Gerçekten biz Ege'de bir İstanbul'da bizim mikrofonumuzdan kaçan insanlar doğuda kaçmadılar. Yok canım. Gerçekten derler ki oran insan işte ya, mikrofon görmemiş kaçar diye. Karadeniz insanı çok özverili insandır. Beni davet ediyorlar, plaket verecekmişler. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Herkese selam, saygılar. Sağ olun. Hem Ardanlı hem de eniştemiz. Böyle yanına biraz daha yaklaşalım. Böyle hem kızımızı aldın hem eniştemiz oldun. Hem de böyle güzel bir organizatörlüğe imza attın. Duygu ve düşüncelerini alalım. Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. İsmail Bey hoş geldiniz. Kaşgar TV olarak sizi burada görmek gerçekten beni sevindirdi. Çünkü benim Karadeniz bölgesiyle bir bağım da var. Şöyle ki benim çocuklarımın da dayısı olursunuz siz. Biliyoruz gelirken Karadeniz yolundan geldim. Tebrik ediyorum. Çok güzel yollarınız var. Düzenli, tertemiz. Sizlere yakışır. Ama bilin ki Doğu Karadeniz'de bir de Ardahan var. Yani sizin ekonomisinden faydalandığınız, hayvanından, balından, yağından, peynirinden faydalandığınız bir de Doğu Karadeniz'in bir Ardahan'ı var. Biz sizleri seviyoruz. Doğu Karadenizliyiz biz de. Biz de Karadeniz'i sayılırız. Siz de bizi sevin. Lütfen. Siz de bizi sevin. İnşallah bu programı Sayın Başbakanım Tayyip Bey de izler. Ben Üsküdarlıyım. Ondan önce Çağlayan Kasımpaşalıyım. Çok yakından tanırım kendisini. Kendisinden rica ediyorum. Doğu Karadeniz'in incisi, Bülbülistan'a buraya da sahip çıksın. Ben buraya bu üçüncü gelişim. Burada doğmadım. Burada büyümedim. Ben Çağlayan'ın çocuğuyum. Ama burası benim ata yurdum. Görüyorum 11 yıldır bir yolumuz var yapılmamış. Ne olur artık yeter. Bu millet unutuldu. Siz unutmayın bari. Siz sahip çıkın bari. Ben bir iş adamı olarak buraya geliyorum. Elimden gelen katkıyı sunmaya çalışıyorum. Burada insanlarımla beraber bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Bizim Karadeniz'den beklentilerimiz var. Karadeniz'in milletvekillerinden beklentim var. Benim
Başbakanımdan beklentim var. Ne olur Allah aşkına Doğu Karadeniz'in bu öncüsüne sahip çıksın. Teşekkür ediyorum. Sizi gördüm burada. Çok sevindim. Çünkü akrabalık bağım var sizinle. Sizleri öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Hiçbir mesaj vermediniz. Çünkü diyorsunuz ki Rizeli, Trabzonlu gelip Ardahan'ın balını götürüyor, sütünü götürüyor, etini götürüyor. Buradaki insanlar ne yapıyor? Buradaki insanlara niye söylemiyoruz ki? Gelin gruplaşalım, dernekleşelim, kooperatifleşelim, kaşarımızı da yapalım, kavurmasını da yapalım, işte balımızı pastörize edelim, marka yapalım. Hepimize bu görev düşüyor da ben gördüğüm kadarıyla hep Karadeniz gelip götürüyor. Adamlar çalışıp götürüyor. Ben de 30 yıldır Karadeniz'de yaşayan birisi olarak gerçekten ben Karadenizli'yi takdir ediyorum. Çalışkan insanlar. Bizim bu insanlarımız çalışması lazım. Buradaki ürünlerimizi değerlendirmemiz lazım ama hep beraber öyle İstanbul'a gidip de İstanbul'da zengin olup da apartmanın 18. katından bakmak yok. Geleceksin buraya benim gibi. Hayvan pazarına gireceksin. Hayvanını alacaksın. Açlamışım Rikom Rize et kavurmaları diyeyim alete. Fabrikamı kurmuşum. Markamı almayı almamış yani. Öyle demekle olmuyor. Hiç bizim halkımıza mesaj vermediniz başkanım. Onu da vermenizi diliyorum. Onu da verelim ki halkımız bilinçli olsun, çalışsın. Bizim ürünümüz hepsi organik. Bizim köye bak, kendi köyümüze kepek girmemiş, küsbe girmemiş. Ben bir besici, üreticiyim, kasabım. Bende her türlü meslek var. Ben çekirdekten yetişen birisi olarak ben diyorum ki halkımıza diyelim. Bizim ürünümüzün değeri şu, bizim balımızın değeri şu, bizim etimizin değeri şu, organik. Aydın Doğan dediğimiz işte Doğan grubu Kelkitli'dir. Kelkit'te çiftlik kurmuş. Ne yapıyor biliyor musunuz? Organik süt üretiyor. İnsanlara vermiş. Onun için biz de diyoruz ki halkımızı bilinçlendirelim. Bizim buradaki değerler, buradaki cevherler bize yeter de artar da. Dikobadan aşağıya akar dedeler akar. Dikobadan aşağıya akar dedeler akar. Güzel dur yaylaları birbirine bakar. Güzel dur yaylaları birbirine bakar. Oyna dik oyna kollar çubuk olacak. Oyna dik oyna kollar çubuk olacak. Horonda oynayanlar daha dik oynayacak. Horonda oynayanlar daha dik oynayacak. Duydum tulum sesini ben de çalarım onu. Duydum tulum sesini ben de çalarım onu. Şu bizim gençlerimiz oynar hemşin horonu. Şu bizim gençlerimiz oynar hemşin horonu. Oyna dik oyna kollar çubuk olacak. Oyna dik oyna kollar çubuk olacak. Horonda oynayanlar daha dik oynayacak. Horonda oynayanlar daha dik oynayacak. Çekerim derinden dağlar oynar yerinden. Of çekerim derinden dağlar oynar yerinden. Var mıdır benim gibi usanmış kaderinden. Var mıdır benim gibi usanmış kaderinden. Dertleri derelere dökeyim da düz olsun. Var 99 yaram sen de burada yüz olsun. Dertleri derelere dökeyim da düz olsun. Var 99 yaram sen de burada yüz olsun. Evet bakalım bu hafta sizleri İso Show olarak böyle nerelere getireceğiz ve kimlerin köyüne, kimlerin yaylalarına, kimlerin evine misafir edeceğiz. Bu hafta hazırsanız koltuğunuza yayılın. Bizler yola giriyoruz. Bakalım sizlere kimlerden selam getirdik. Bakalım sizlere kimlere sallayacak.
Bakalım kimler sizlerden bir şey istek. Hazırsanız İsa Show başlıyor. İçecek değildim. Sebebi Ayşem oldu. İçecek değildim. Dertleri derelere dökeyim da düz olsun. Var 99 yaram, sen de burada 100 olsun. Dertleri derelere dökeyim da düz olsun. Var 99 yaram, sen de burada 100 olsun. Karşımdan gel karşımdan, vazgeçmem kardeşimden. Karşımdan gel karşımdan, vazgeçmem kardeşimden. Kemerun dağı gibi duman kalkmaz başımdan. Kemerun dağı gibi duman kalkmaz başımdan. Dertleri dereler. Ya da kimileri karnını doyurdu, böyle yoruldu, kenara çekildi. Yani kuzu etini yedi, darlandı, böyle güneş de bastırdı. Böyle çoluk çocuğu toplamış, böyle gelmiş. Sağ olsun, biz de az önce atıştırdık şu anda ekranlarınıza. Biz başka yerde karnımızı doyurduk geldik. Ağaya masraf olmadık. Ama öncelikle yayla hakkında bize bilgi ver. Böyle her sene böyle geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Böyle eskilere getir bizi. Bize kafanda olan fikirlerini anlat. At bindiğin günleri, sığır beklediğin günleri. Vallahi burası eskiden o kadar meşhur bir yerdi ki İsmail. Burası kardeşim, arkadaşını kaybetsen bulamazdın. Öyleydi baba. Öyle bir kalabalık olurdu burası. O insanlarımız gitti. Yokluk insanları göçe zorladı. Giden geri dönmedi. Yeni yeni dönmeye çalışıyoruz. O da maddiyatını düzeltip yazlığa gelenler. Parayı bulan geliyor yavaş yavaş. Parayı bulan demeyelim de nafakasını çıkaran. Ha, parayı bulanların yardımlarıyla. Yoksa buraya herkes gelip eğlenme, buraya sizin gibi televizyonların, muhabirlerin varlığıyla buralar var olacak. Doğrudur. Daha da iyi olacak. Burada rakım 2700. Havası güzel, suyu güzel. Buranın tek noksanı sahipsizliğidir. Sahibiniz yok. Sahibimiz yoktur. Devlet bize sahip çıkmadı. Şu yol belki çektiniz, belki gördünüz, belki çekeceksiniz. Biz de o yoldan geldik. 22 senedir yapılıyor. 22 yıldır. 86'da başlanmış bu yola. Bu yolu bozmasalardı, bizim dedelerimiz kazma kürekle yapmışlardı. O bundan iyiydi. Bozulmuyordu yıllarca. Şimdi? Buradan 22 tonla İran'a araba gidiyordu. Şimdi de taksi gelmiyor. Gelmiyor, sizden geliyor. İşte bu devletin, bu hükümetlerin yapmış olduğu marifetler. Bu Bilbilen ne yapsın ki? Bilbilen her zaman Bilbilen ama Bilbilen'in sahibi yok. Doğrudur. Artık Bilbilen demek yani bir Ardahan'a mal edilmez. Bilbilen demek Artvin demek, Bilbilen demek Erzurum demek, Bilbilen demek Kars demek, Bilbilen demek Rize demek. Yani burada ben yetiştim, buradaki esnafların %80'i Rizeliydi. Trabzonluydu, Ofluydu. Ama vatandaş gitti buralarda böyle sahipsiz. Hani bir deyimimiz var ya, Leyla göçtü, yurdu viran kaldı diyor. Buralar viran kaldı. Burada iki tane fırın çalışırdı. İki tane fırın. İki tane buradan. İki tane şu Bilbilen'de fırın çalışırdı. Altı tane otel vardı. Terzi vardı, berber vardı. Ama nerede? Şimdi hiç yok oralardan. Gitti. Yokluk bitirdi. Halkımızın cahilliği bitirdi. Ama abi cahillik dedi, şimdi ben kaç kişiye sordumsam, sene önceden dediler doğuda çok çocuk var, çok çocuk ediyorlar. Evet. Üçten dörtten fazla yok. Şimdi o da, o dediğin Kenan Evren'den sonra başladı. 80'den sonra. Düştü yani değil mi? Evet. Peki sen Kenan Evren'den önce evlenmiştin. Kaç tane var senin? Benim 4 çocuğum var efendim. Az ama. Valla teyzemin kızı istemedi. Yoksa ben yapacaktım bir dizine. Bir dizide. Teyzenin kızını mı aldın? Hı hı. Niye? Kimse almaydı ki, kalmıştık da. Yani kimse beğenmedi, sen teyzenin kızını aldın. He, mecbur da. O da kalmıştı, ben de kalmıştım da. Senin baban mı? Evet. Bak görüyor musun, annen evde kalmıştı, baban da kalmıştı, birbirlerini aldılar. Ne yapalım? İnanıyor musun? Annen o kadar çirkin miydi veya baban? Hayır. Daha niye evde kalmış baban?
Belki kalmamışlar. Belki de birbirlerini seviyordular. Gizli mi? Belki de gizli gizli. Ama teyze çocukları böyle çok acayip sevdalı bir şey demek ki gizli gizli. Evet, demek ki kaderlerinde öyle yazılıymış. Hiç buluşur muydunuz Emrecan? Hep beraberdik, ayrıldığımız mı vardı ki? Allah Allah. Aynı çatı altında yaşardınız? Yaklaşık. Bak kasamak olmaz mıydı hiç? Yok. Allah Allah. Ya harbiden yok. Sığır beklemeye gitmez miydiniz? Beraber gitmemişiz. Biz de kadınlar sığır beklemeye gitmez. He mi? Gitmez. Peki sen giderdin de ben de gideyim peşine demez miydi ara sisli bir havalarda? Demezdi, demezdi. Biliyorsun genelde burada şimdi açık ağaç yok. Genelde insanlar hep sisle dışarı çıkarlar görünmesine diye. Peki yenge peşine gelmiş mi? Teyzemin kızı da değil de obur soy olmuştur. Nasıl yani? Başkalarıyla. Babanın yedek sevgilisi de varmış. Yeni haberim var. Daha güzel. Sonra teyzemin kızı ya. Değil mi? Yanlış yani. Nasıl olur yani? Olsun o yok o yok o karıya sen yanlışlık edemezsin. Atar kapıya seni. Ya attı attı ne edeceksin? Kimse de sahip çıkmazsa. Ama benim anam var çıkar. Bu benim anam. Böyle çoluk çocuğu bugün topladın geldin. Evet. Eğlendiniz. Ta Rize'den geliyoruz. Rize. Ben Rize'de oturuyorum beyefendi. Geldim köyüm, Badeşen köylüyüm. Bilbilen yaylası bizim yaylamız sayılır. Geldik buraya yaylası da. Şimdi çoluk çocuğu göndereceğim misafirlerimi. Ben yine buradayım. İki uçunda yatarsın buralarda. Bir ay yatarım. Bir ay. Bir ay yatarım. Peki teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Selam var göndermek olun. İstediğin varsa gönder. Teyzemin kızına. Teyzenin kızı bak 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 et yolla hesaba. Teyzemin kızı. Bak. Evet teyzemin kızı aslan kadar. Ya anam o kadar çok takılıyız ha. Teyzemin kızı beni al dedi. Teyzemin kızı beni kaçır dedi. Ne diyorsun bu adama? Hayır ben bir şey söyleyemem. Evet. Seviyor musun evet. Esti gibi? Seviyorum. Sevmiyorum dedi. Sevmiyorum dedi. Sevmiyorsun mu Nesli gibi? Seviyorum, seviyorum. Tamam. Bir düzine çocuk edecek demedi, karı istemedi ya bir dört tane istedim. Hayır, hayır. Ana kuzu eti yama, yağlı yama dokunursa. Dokunmaz, dokunmaz. Yağlı dokunmaz mı? Yok. Ama doktorlar seni görecek, indik ya bu karı yağlı et yedi. Tansiyonu var zaten oğlum. Kolesterol yok mu? Yoktur, tansiyonu var. Yok mu sen? Abla sen İstanbul'dan geldin. Evet, İstanbul'dan geldim. Stresini atabildin mi? Biraz. Çene var dediler, yere oturdun. Vallahi burada yokmuş, öyle duydum. Niye burada, işlere ne oldu? Bilmiyorum, burada hayvanlar olduğu için olmuyormuş. Hayvan olduğu için olmuyor değil mi? Evet. Peki İstanbul'a kime selam gönderiyoruz? İstanbul'a eşime, bütün kız kardeşlerime, herkese selam gönderiyorum. Beğendin mi buraları? Beğendim. Beğendin değil mi? Peki hadislere kolay gelsin. Sağ ol. Esra tam bir İstanbul kızı. İstanbullu musun? Evet. Ardahanlı mısın, Rizeli misin? Ardahan. Bir daha soruyorum. İstanbullu musun, Ardahanlı mısın, Rizeli misin? İstanbul. İstanbullusun. Niye İstanbul? İşte. Ha? Biz yedik. Sen buradan İstanbul'a kime selam yolluyorsun? Hadi yolla bakalım. Arkadaşlarıma, teyzelerime, bir de babama. Gönderiyoruz. Hı-hı. Dediler ki çok güzel Karadeniz şarkılar öder. Karadeniz şarkısı bilmiyor musun? Aa. Bilmiyor musun? Aa. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen kime selam gönderiyorsun? Gönder bakalım. Ben Sülü dedeme geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Hüseyin dedeme, babaanneme, Gülper babaanneme, dedeme, herkese selamlarımı iletiyorum. Bu kadar mı? Evet. Ver 25. He? 25 milyon etkisi. 25. Niye? Selam yolladım. Herkes gönderdi. Bana mı sadece bu? En patron sensin. Niye en patron benim? Veriyor musun para? Yoksa selamlar alıyorum geri. Almayın. Verdim. Verdin mi? Verdim gitti. Hadi alalım. Baba alalım. Peki siz de böyle sevdiklerinizle güzel böyle sallayın bakalım. Kemen çemellerime, türküler dillerime, bazen dalar giderim çocukluk günlerime, çocukluk günlerime vay. Çocukluk yıllarımı yaşayıp doyamam.
yapmadım, yaylacılık eyledim. Okul okuyamadım, okul okuyamadım. Mor koyun neler geçer, bağrımı deler geçer. Bir bilsen uzuşaklar, aklımdan neler geçer. Aklımdan neler geçer var. Orda yayla eyledim güzel güzel kızlara. Ne türküler söyledim, ne türküler söyledim. Vay. Var mıdır holda çurun peynir yağı gibi. Gene başım dumanlı köşerim davu gibi. Köşerim davu gibi vay. Mor koyun neler geçer, bağrımı deler geçer. Bir bilsen uzuşaklar, aklımdan neler geçer. Aklımdan neler geçer satmayan insanlarla sizlere karşı karşıya getirdik. O insanlardan sizlere sağladık. Şimdi bu güzel günü, bu güzel festivali organize eden işte bu güzel abilerimle beraberiz. Yani bunlar vatanından göçtüler, gurbete gittiler ve gurbetten bir gün olsa da, iki gün olsa da köyündeki insanları unutmadılar. Onlarla beraber toplanıp onlarla beraber oldular. Şimdi yine burada misafir olan ve bu köye, bu köyde bugünkü dernekte emeğe geçen iş adamı abilerimiz var. Şimdi onların duygularını alalım. Bakalım onlar bugüne kadar köylerine yazın mı geliyorlar, daha sık sık mı geliyorlar? Bakalım nasıl geçti festivalden memnunlarım değil mi? Abi ilk senden başlayalım, böyle bizlere kendini tatmin ederek, tanıtarak ondan sonra duygularını alalım. Tabii ki. Şimdi Ünsal Kılıç, Ardahan Göle iş adamlarından. Öncelikle Fatih Sinan Yılmaz kardeşime ve emeği geçen Şemsettin Şenel, Mahmut Şenel ve bütün dernek başkanlarına, bu organizeyi sağlayan ve Halil İbrahim Bozkurt Bey'e, Mahmut Şenel Bey'e ve bütün ekibe, emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Turgay Akpınar kardeşime Göleli olarak, Göle ekibi olarak 100 kişilik bir grupla kardeşlerimizi her konuda en büyük desteğimizi vermeye geldik. Bu festivalde çok imkansızlıklar gördüm ama imkansızlıklar içerisinde çok rahatlığı gördüm ve çok güzelliği gördüm. Herkesin iç içe kardeşçe bir düşüncesi var. Burada Ardahan, Göle, gerçekten bu yayla şenliklerine Karadeniz ekipleri olarak hepsinin katılımları bizleri onur etti. Ve bizler de İnşallah diyoruz ki bir dahaki festivallerimizde böyle değerli güzel isimler ve böyle değerli insanlar olduğu sürece ve sizin gibi değerli güzide basın olduğu sürece inşallah diyoruz çok zorlukları başaracağız. Sadece seslenişim şudur. Şu güzel ortam içerisinde, şu güzel yayla ortamında devlet su işlerinden tut gerçekten bütün
köy hizmetlerine köydese tek bir istirhamım var. Şu yolları beğenmiyorum, şu çevre düzeni beğenmiyorum. Mümkünse el ele iç içe Sayın Fatih Sinan Yılmaz Bey'den de özellikle rica ediyorum. Bir dahaki festivalde her şey gönül rahatlıkla olsun. Arkadaşlara sonsuz başarılar diliyorum. Her şey canımla, başımla, yüreğimle bu festivalde emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Göle olarak da sizin TV'ye en büyük desteğimi ve en büyük yüreğimi ve en büyük kalbimi sunarak sonsuz başarılar diliyorum. Her şey Ardahan için, her şey Bülbül Han için diyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi abi ben böyle bugünden beri hep böyle çadırdaki insanların yanına girdim. Hatta sabah kalktık, sabah gittik, insanlar sığırlarını sağarken onlarla beraber olduk. Buranın geçim kaynağı hep hayvancılık. Peki siz böyle bir şeyden uğraşmış mıydınız gençken? Zaten benim Ünsal Mandıra Limited şirketim olduğu için biraz köyün içerisinde, köylerimiz içerisinde inanın ki en acı bir olay. Özür dilerim, bir pet 250 silik su 500 bin lira, bir kilo süt 350 bin lira. Bu köylü kalkınmaz çünkü bizler kendimiz de dahil olmak üzere sütçülük olarak sömürgecilik diyoruz. İnşallah sütün primi 1 milyon olsun, sütün değeri 1 milyon olsun. Bu, yeminle ediyorum köylü de kalkınır, çiftçi de kalkınır ve her zaman köylere hizmet, hakka hizmet, halka hizmet olarak da değerlendirir. Ben bunu böyle biliyorum yani.